Başlıyor muyuz? Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ikinci günüm Houston'da. Sizlere bugün Porsche'yi gezdireceğim. Porsche Houston'da iki tane bayiye sahip. İki tane bayisi var daha doğrusu. Burası en büyüğü. Ben de dedim yani daha çok model olsun, daha fazla içerik üreteyim sizler için. Burada Cayenne'leri görüyorsunuz. Bayağı zaten arabanın dibi yani. Porsche deyince akan sular durur. Kesinlikle premium'da dibidir yani. Ben gerçekten seviyorum Porsche'leri. Herkes Porsche'ye binemez arkadaşlar, onu da bir söyleyeyim yani. Gerçekten Amerika'da bile iyi zenginler biniyor buna. Genelde alan insanlar da alıp garajda tutuyor işte böyle özel günlerde falan vesaire. Neyse, ben lafı çok fazla uzatmayayım. İsterseniz gelin hep birlikte içeri girelim ve modelleri incelemeye başlayalım. Gidiyorum. İçerisi böyle, bu şekilde. Sizi güzel bir kırmızı Porsche. Vav vav vav. Burada güzel detaylar var. Gayet hoş diecast'ler var. Burada yine bir limon. Hugo Boss'un ürettiği ceket var. Fiyatı neymiş bir bakalım. Hugo Boss zaten zengin işi. 200. 200 birim. Vay be. Şu küçücük şey arkadaşlar, 95 dolarmış. Peki büyüğü ne kadar? 450 diyor. Wow. Yani Porsche'nin maketi bu kadarsa ben şeyi düşünemiyorum yani. Allah Allah. Güzel bir ceket var. Tabi bunu sizin için fiyatları çok da önemli bir şey değil ama gözüküyor mu fiyat? Bunu da gözükmez gibi. Neyse, çok önemli değil. Bu ne kadarmış? 550 dolar. Dokunduğum için bir 50 dolar kesecekler şimdi. Porsche'nin Le Mans araçlar herhalde bunlar. Burada da ileride bir gün Porsche'niz olursa arkadaşlar, paspas alacaksınız. Kaç para? Önemli olan yalnız kalite zirvede. Şimdi tabi arabalara geçmeden önce bu tarz şeyleri gösteriyorum. Çünkü güzel yapmışlar. Fincan kahveler 65 dolar. Böyle bir termos neydi lan bunun adı? her neyse, termos 55. Şu yazı 15. 165 diyor. Burada ne var? Ha, deri için bakım ürünleri. Bu jant için 25, 56 deri bakım ürünleri.
Burada tabii kahve makinesi var. Biz müşteri olsaydık şey var. Burada dergiler var. Belki bir iki tane dergi alırız çıkmadan. Şimdi evet, hadi araçları gezelim şimdi. Şimdi ilk aracımız bu arkadaşlar. Porsche'nin elektrikli aracı Taycan. Fiyatını söylüyorum. 130 bin. 2020 Taycan 4S. Normalde 103 binmiş. Opsiyonlarla birlikte 130'a çıkmış. Ne tür opsiyonları var anlayamadım ben. Mesela diyor ki 7000 dolarlık bir opsiyon varmış arkadaşlar. 3 yıl bu elektrikli sistemin garantisi için 3 yıl 3 yıl boyunca full garanti veriyorlar. 7000 dolarmış. İçine geçmeden önce şöyle dışından bakalım. Evet, gayet hoş. Evet arkadaşlar, Taycan bu şekildeydi. Şimdi Cayenne'e geçelim. Cayenne GTS. Bu tabi nereden açıyoruz bunu? Aa bak işte. Otomatik açılan bagajlara bayılırız. Görüyor musunuz kaliteyi? Yani saf demir yani şey. Demir diyormuşum. Saf metal. Burada sistem var. Gayet hoş. Kaç litre olduğunu bilmiyorum. Ama azımsamayacak kadar büyüklükte bir bagaja sahip bu araç. Terapiye hazır mısınız? Buyurun. Buyursunlar efendim. Abicim terapidir ya. Başka bir şey değil. Of. Yalnız şunu anladım ben. Yeni Porsche dizaynında arkadaşlar. Arka stoplarda tamamen kırmızıyı kaldırmışlar. Böyle şeffaf bir desen var. Porsche yazısı içeride. Büyük ihtimal burası komple yanıyor frene basıldığında. Yani bu Porsche'lerde benim en çok dikkatimi çeken arkadaşlar 4 çıkışlı egzoz. Tabii bu araçta da olmazsa olmaz. Peki nedir bunun fiyatı? Yani fiyatına bakarken siz de içine bakın. Araç arkadaşlar 4 litrelik çift turbolu bir sisteme sahipmiş. Fiyatı 120 bin. 120 bin. Gücüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Evet söylüyor. Diyor ki 453 horsepower ve 450 libre'de torku var. Tabii bunu 1.3'le çarparsak büyük ihtimal 700-750 tork var bu araçta. Yani bu da muhteşem bir şey demek. Çok güzel ya. Da belgesi. Yakıt tüketimi bayağı kötü yani. Tabii bu araçtan yakıt tüketimi bekleyemeyiz. Evet, 120 bin. Burada ne var? Burada da bir 718 Cayman GTS var. Hep derler ya, Porsche'lerin motoru arkadadır. Acaba bunun motoru da arkada mı? Öyle bakabilir miyiz? İçeriden belki açmak gerekiyor. Evet. Ya zaten galeriye girer girmez bu karşılıyor sizi. Gayet hoş. Yani bir Porsche'nin dış yüzü niye değişmiyor arkadaşlar? Yıllardır aynı dil, aynı dizayn. Ama hoş yapıyorlar. Gerçekten hoş. Bunun fiyatı arkadaşlar 2021 718 Cayman GTS 4.0. Bunun fiyatı arkadaşlar 105 bin. Yani zaten 100 binden aşağı Porsche yok. Ben görmedim. Ki bu mesela Porsche'nin küçüklerinden ama tabii GTS 4.0 yani biraz performanslı bir model. İsterseniz gücüne bakalım. Gücü de diyor ki arkadaşlar 494 beygir ve yaklaşık olarak da 500'de torka sahip. 300 küsür libre diyor. Libreyi 1.3 ile çarpınca yaklaşık olarak 500 torka tekabül ediyor. Evet. Burası böyle. Wow, bu ikinci elmiş arkadaşlar. Diyor ki 89.900 yani 90.000 dolar. 2020'ymiş. Burada da var bir tane. Ne diyor? Özel diyor.
Normalde diyor 66 ama diyor 8000 indirim yaptık diyor. Şu an 58.000. 58.000'e bir Cayenne. Modeli yazmıyor. Burada bir GTS var. Bu Macan herhalde, bu küçük olanı. Bakıyorum fiyatına. Evet, 2021 Macan GTS. Fiyatını söylüyorum, 87.000. 87.000. Burada bir canavar var. Urus'a benzemiyor mu ya? Urus'a benzettim ben. Cayenne turboymuş. Karbon fibere gel. Ey yavrum ey. Oo, cantı süpermiş ya. Gerçekten cantı süpermiş. Anlatılmaz yaşanır. Bu arabanın fiyatını ben 130.000'den aşağı olduğunu düşünmüyorum. 165.000'miş ya. Ne 130'u? 165.000. Ey yavrum ey. Burada bir GTS var. GTS fiyatına bakıyorum. 120.000. GT 3 RS. Oba. Bunlar tabii 200 küsür bin bandında da. Bakalım neymiş. Wow. 2016'ymış bu. 2016 174.000. Kilometresi de 4000'de. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz araçları sürmezler bile. Yani garajda durur. Ancak böyle özel günlerde. Engineer May'de selam olsun. Ya arkadaş, adam öğretti bize. Dayı ne yapıyorsun ya? Panamera Turbo. Porsche'ye desem beni almazlar mı ya acaba, çalışan olarak? Ben arabaları seviyorum ya. Neyse, şuna geçelim arkadaşlar. Bu da ne? 911 Carrera 4S. Bu da ikinci el. Fiyat 146.998 diyor. Tabi kandırıyorlar bizi. 147.000. 147.000. 147.000. Burada bir Panamera var. Bunun tipi çok belli ya. Şunları bazen karıştırıyorum da, 911 mi bilmem ne mi diye. Ama bunları çok karıştırmıyorum çünkü karıştıracak bir tip yok. Güzel yani. Kendine özgün bir stili var yani. 51.000 diyor. 2015'miş. 2015. Kilometresi de 24.000'de. Bu da aynısı, benzeri yani. Panamera 52.500. Ya gelmişken bunları da mı gezdirsen? Volvo var burada bir tane. S60 18.000 dolar diyor. Niye bu kadar pahalı bu? Kilometresi çok düşük mü acaba? Bilmiyorum. Ama çok temiz bir araçmış. Burada bir 10.000 dolara şık bir Mercedes var. 2011 diyor. Kilometresi de 108.000'miş. Yani içi de gayet hoş. Burada bir Corvette var. Madem geldik arkadaşlar, siz de gezdireyim. 60. yıl özel diyor. 40.000. Kilometresi düşüktür büyük ihtimalle. 2013'müş. Yazmıyor kilometresi. Burada ikinci el Cayenne'ler var. 2014 38.000. 37.500 diyeyim. 44.000. 45.000 Macan bu. Burada bir Range Rover var. 2016 Range Rover diyor. 47.000. Q7 var. 2017. 32.000.
Şimdi gelin isterseniz sizinle bir Taycan'ın içine geçelim. Az önce sprey yaptılar buraya. Evet, gördüğünüz gibi deri kalitesi arkadaşlar mükemmel. Yani öyle söyleyeyim. Şu an ben iPhone'la çekiyorum. GoPro içeride karanlıkta iyi çekmediği için iPhone 11 Pro Max'le çekiyorum. Bazılar soruyor, abi bunu neyle çektin diye. iPhone'la çekiyorum şu an. Bu araç nasıl çalışıyor ya? Vay be. Buraya güzel bir, sadece bu var. Klimaları kontrol ettiğimiz. Bu şekilde. Yalnız enteresan bir ekranı var ya. Kadran tamamen elektronik ve curve, yani böyle göstereyim. Ne derler? Curve. Curve ne demekti? Yani biliyorsunuz siz onu. Koltuk hissi de güzel ya. Gerçekten çok fazla durmak istemiyorum. Hani bir de bilmediğim bir marka benim yani. Bilmediğim bir marka. Bu Cayenne içine geçelim. Marka güzel. Yani ben bir Porsche alsam kesinlikle Cayenne alırdım. Yani öyle söyleyeyim. Ya da bu 911'ler. Yani o da neyine yani, hızı için, hani performans için. Nedir ya? Ne işe yarıyorsunuz kardeş siz bakalım. Bel, baldır işte ne yap, ne ararsan hepsinin desteği var. Baba nasıl kabarıyor. Premium baba. Yani Porsche. Tabii ki premium. Kapatalım. Cam açık olduğu için klostrofobimiz azmaz. İçeri girdim. Kibarca rica ettim. Dedim ki ben çekim yapmak istiyorum. Tabii tabii buyurun dediler. Yani hiç adam demedi ki şunu yapma bunu yapma. Dün Lexus'a gittim. Adam diyor ki kimseyi diyor almayacaksan okey diyor. Tamam da almam dedim. Bu da çok ikonik değil mi ya? Yani sürekli bütün modellerde olan bir şey. Acaba viraja sert girince buradan tutayım değil mi? Hoş ya. Gerçekten. Ekran kalitesini anlatamam arkadaşlar. Direksiyon hissi zaten o biçim. Burada böyle toplar var. Bunlar oynuyorsunuz. Kornası nasıl çalışıyor basalım mı? Hazır müşteriler buradayken. Saatimiz var. Ben premium diyor araba. Böyle. Kalite. Zirve. Bunu nasıl açacağız? Açılıyormuş. Burada böyle bir yer var. USB girişi var. Tam da USB değil aslında, böyle şey. Küçük USB'ler var ya artık. Type-C mi diyorlar? USB Type-C. Ha, sigara içen kaldı mı ya? Boşmuş. Pardon. Çakmaklık yani, büyükten çok sigara için değil. Buraya da telefonunuzu koyarsınız. Park var. Vites, enteresan. Hissiyat. Biraz böyle loose yani, gevşek ama. Büyük ihtimal şeydir. Porsche'lerin arkadaşlar. Çalıştırma şeyi de buradandır. Evet. Çalışmıyor. Anahtar yok diyor. Güzel. Alana hayırlı olsun, ne diyelim. Gördüğünüz gibi Bose ses sistemi var. Yani kırmızı abicim. O kadar güzel böyle bir, o kadar güzel ki anlatamam. Evet, göstermiştim ama bir daha göstereyim. Hadi bir de bunun içine girelim. Hazır izin almışken. Oo, bak bunda bir değişiklik gördüm. Nedir? Alcantara. Eskiden bilmezdik biz buna, süvet falan derdik ama bu Alcantara. Vay vay vay.
Böyle. Oturalım işte. Oo. Çok güzel ya. Şöyle yapsam ne olur? Geniş açı. Kalite biraz düşecek ama yapacak bir şey yok ya da şöyle düz dursun. Kaç çeviriyor bu araç? 200'de 1.6 ile çarp yani 360 yapıyor normalde. Anahtar bulamadı diyor. Buradan çalıştırıyorsunuz. Işıklar buradan. Yok böyle bir koltuk. Klostrofobik mi? Evet. Benim gibi klostrofobisi olan bir insan için çok ideal bir araç değil ama sonuçta öyle. Burada bayağı detay var ya. Ben bunların hangi birine gireyim arkadaşlar? Egzoz var, işte ne bileyim süspansiyonu ayarlıyorsunuz. Tabii çalışması şu an. ESP'yi off yapabiliyorsunuz. Ne bileyim kilit, milit, vites. Şey gibi ya, böyle sanki böyle basınca uçuşa geçecekmişsin gibi. Çok güzel. Vay, neymiş ya? Gizli özellik keşfedildi. Vay. Buraya koymuşlar bardaklığı. Tabii bilen bilir. Tabii bizim gibi cahiller, hayatında Porsche'ye binmemiş kişiler ne olduğunu bilemez. Güzel detay. Her zaman kullanılacak bir şey değil. Ama illa ki bu tarz insanlar da kahvelerini alıp gezmeyi seviyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendilerine. Evet, seni kapatalım. Evet. Gayet hoş. Bir de geniş açıyla çekelim ya, değil mi? Evet.